Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere İmam Hatip liselerimizin 9. sınıflarında okutulan temel dini bilgiler dersimizin 1. dönem 2. sınav sorularının cevaplarını yapacağız. 1. sorumuza başlayalım. Ahirete imanı bir ayet ve bir hadis ile açıklayınız. Sevgili arkadaşlar imanın şartı 6'dır biliyorsunuz. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kaza ve kadere imandır. Sorumuz bu şekilde de gelebilir. Altısını yazın diye ya da herhangi birisini açıklayın diye de gelebilir. Diyelim ahireti imanı açıklayınız dedi. Öncelikle ahireti açıklayacağız. Ahiret hayatı kıyametin kopmasıyla başlayacak. İsrail aleyhisselam iki defa sur öfleyecek. Birincisinde tüm yaşayanlar vefat edecek. İkincisinde ise Hazreti Adem'den itibaren ölenlerin tamamı yeniden diriltilecek. İnsanlar mahşer denen bir yerde toplanacaklar ve burada haşrolunacak. Yani yaptıkları işlerin karşılıklarını görmek üzere mizan terazilerinde sevapları ve günahları tartılacak. Amel defterleri ortaya konulacak ve bunun sonucunda da Müslümanlar cennete, Müslüman olmayanlar da cehenneme ebedi olarak gidecekler. Müslümanlardan günah olanlarsa bir müddet cehennemde cezasını çekip yeniden cennete gelecekler. İşte insanların yaptıkları hiçbir şeyin karşılıksız kalmayacağını Peygamber Efendimiz bir hadisine şöyle açıklıyor. Allah'a ve ahiret gününe inanan kişi ya hayır söylesin ya da sussun. Dolayısıyla zerre miktarınca iyiliğimizden, zerre miktarınca kötülüğümüzden ahirette hesap olacak. O yüzden hayırlı işler yapmaya, hayırlı sözler söylemeye gayret etmeliyiz. Kur'an-ı Kerim neyse sonra o gün ahirette size verilmiş olan her nimetten sorguya çekileceksiniz buyuruyor Allah'ımız. Yani sorumluluktan hakkıyla yerine getirenler mükafatını alacak, yapmayanlarsa cezasını çekeceklerdir. O yüzden Müslümanlar nimetlere şükrederler, başlarına bir kötülük geldiği zaman da sabrederler, asla nankörlük ve isyan etmezler. İkinci sorumuz iman esasları ile ilgili amentü duasının anlamını yazınız ya da amentü duasını yazınız diye gelebilir. Neydi? Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi min Allah teala vel ba'tu ba'del mevt hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedenle Muhammeden abduhu ve resulü. Bu duayı her abdest aldığımızda ayaklarımızı yıkarken okuruz. Ne demektir? Anlamı Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inandım. Öldükten sonra tekrar diriliş haktır. Allah'tan başka ilah olmadığına, Hz. Muhammed'in onu kulu ve olduğuna şahitlik ederim demektir. Kalbimizde bunu tasdik edersek, dilimizde de söylersek, inandığımız için artık biz Müslümanız. İbadetlerin kabul edilme şartlarını yazınız. Müslüman iman ettikten sonra Allah'a ibadet eder. Çünkü Allah cinleri ve insanları kendisine ibadet etsinler diye, kulluk etsinler diye yaratmıştır. İbadetlerin Allah katında geçerli kabul edilip kula sevap kazanırabilmesi için 3 tane önemli şart vardır. Bunlar niyettir. Ameller niyete göredir çünkü. İhlastır yani samimiyet gösterişten uzak olmaktır, riyadan uzak olmaktır ve sünnete uygunluktur. Yani İbadetleri biz Peygamber Efendimiz nasıl yapmışsa o şekilde yapmaya özen göstermeliyiz. Dördüncü sorumuzda inanç ve ibadet arasındaki ilişkiyi açıklayınız diye. Buradaki ilişkiyi fıkıh ilmimize göre açıkladık. Yapılan bir ibadetin Allah katında geçerli olabilmesi için Allah'a iman etmek şarttır. Yani Müslüman olmayan birinin bir iyilik yapması, bir yardımda bulunması sevap niteliği taşımaz. O yüzden önce iman etmek gerekir. İnatsız bir kimsenin yaptığı davranışlar o kişiye asla ibadet sevabı kazandırmayacaktır. Çünkü mesela şu anda siz bu videoyu açmasanız bu videoyu izleme imkanınız var mı? Yok. O yüzden inanmayan insanların da sevap kazanma ihtimalleri yoktur. İnanmayanların yaptıkları ameller geçersiz kabul edilecektir. O kişiler ahirette hüsrana uğrayacaklardır. Keşke iman etsek diye. O yüzden inançlı insanların yapmış olduğu ibadetler kabul edilecektir. Mesela münafıklar vardır. Onlar da gösteriş olsun diye yani Müslümanlardan görünelim diye ibadet yaparlar. Bu da kabul edilmez. Çünkü kalbiyle tasdik, diliyle ikrar edip tam gönülden inananların ibadetleri kabul edilir. Beşinci sorumuz gusül abdesti hangi durumlarda alınır? Gusül abdestinin alınışını yazınız şeklinde. Sevgili arkadaşlar bu tür sorular aslında çok kolay ama çoğu insanın bilmediği sorulardır. Mesela YouTube'da Sarı Mikrofon diye bir kanal var. Orayı izlediğiniz zaman işte gusül abdesti nedir dediği zaman pek çok insanın kaçındığını doğru cevap veremediğini görüyor ve üzülüyoruz. Ya da Sübhanike duasını okuyun diye soruyorlar. Pek çok insan bilmiyor. O yüzden biz Müslümansak oku emriyle başlayan Kur'an-ı Kerim okudun mu diye ahirette Allah tarafından bize sorulacaktır. O yüzden dinimizi en güzel şekilde öğrenip okuyup öğrenip hayatımıza geçirmeliyiz. Hele hele temizlik dini olan İslam'ın gusül abdestini muhakkak bilmeliyiz. Gusül abdestinin diğer adı gusül boy abdestidir. Ağzımızı, burnumuzu ve bütün vücudumuzu yıkamaktır. Çok kolay değil mi? Üç defa ağzımıza, üç defa burnumuza su vereceğiz. Bütün vücudumuzu yıkayacağız. Böylece tertemiz olacağız. Peki ne zaman gusül abdesti alınır? Hangi durumlarda? Cünüplük durumunda. Evli insanların işte cinsi münasebette bulunması ya da gençlerin rüyalarda ihtilam olmaları durumunda ya da kadınlarda adet ve lohusalık halinin son bulduğu durumlarda hemen duşa gireceğiz. Artık imkanımız çok Allah'a şükür her türlü nimet var. Hemen bir duş alacaksınız. Üç defa adınızı üç defa burnunuzu yıkadığınız zaman kusul abdest alacaksınız ve tertemiz gezeceksiniz. Çünkü Kur'an'da eğer cünüpseniz iseniz boy abdest alın emri bulunduğundan dolayı cünüplük halinde haiz ve nifastan kurtulmak için muhakkak kusül abdest almak gerekir. Bu durumda olanlar gusül yapmadıkça namaz kılamazlar, Kur'an-ı Kerim'i açıp okuyamazlar, Kabe'yi tavaf edemezler. O yüzden temizlik imandan gelir daima. Yani illa bu durumların olmasına gerek yok. Yani cünüplük işte ihtilam olmasına gerek yok. Her duşa girdiğinizde muhakkak üç defa ağzınıza, üç defa burnunuza su verin. Böylece gusül abdesti olmuş olun. Teemmüm abdesti hangi durumlarda nasıl alınır şeklinde bir sorumuz var namaz abdesti veya gusül abdesti almak için su bulamadığımız zaman ya da suyu hastalığımızdan dolayı ya da pis olduğunda dolayı kullanamadığımızda ne yaparız? İbadetlerimizi yapabilmek için teyemmüm abdesti alırız. Bu İslam dininin Müslümanlara sunmuş olduğu kolaylık hükümlerinden biridir. Teyemmüm abdesti almak için kollarımızı sıvayacağız. Bismillahirrahmanirrahim deyip niyet edin Allah rızası için teyemmüm abdesti almaya deyip İki elimizi toprak veya toprak cinsi bir maddeye vuracağız. Önce yüzümüzü sonra da sağ ve sol kollarımızı mesedeceğiz. Yani yüzümüzü kollarımızı toprağa bilemeyeceğiz tamam mı? Mesh edeceğiz yani yıkıyormuş gibi yapacağız. Değireceğiz oraya. Dolayısıyla böylece abdest almış oluruz. O vaktin namazını kılabiliriz ya da Kur'an okuyabiliriz artık. Abdesti ve gusülü bozan durumlar teyemmümü de yine bozar. İlave olarak suya ulaşma ve kullanma imkanı elde etmekte de teyemmü abdesti de bozulmuş olur. Burada gusül ve teyemmü sorduk. Abdesti de sorarsa dört tane farzı vardır. Eller dirseklerimizle birlikte yıkamak, yüzümüzü kıl bitimine kadar yıkamak, başımızı dörtte biri etmek, ayaklarımızı topuklara birlikte yıkamak dört tane de abdestin farzı vardır. Onu unutmayın. Yedinci sorumuzda oldukça geniş bir soru sorduk ki buradan hangi soru gelirse rahat yapabilin diye namaz çeşitleri hakkında bilgi veriniz. Burada size farz namazlar, vacip namazlar, nafile namazlar ayrı ayrı sorulabilir. Ya da namazların rekatları, farzları, sünnetleri ayrı ayrı sorulabilir. Hepsini bir arada size hemen kısaca anlatalım. Aklınıza kalsın. Namazlar farz namaz, vacip namaz ve nafile namaz olmak üzere üç ayrılır. Bunu unutmayın. Beş vakit kıldığımız sabah, öğle, ikindi, akşam yatsı namazlarıyla Cuma günü öğle namazı yerine kıldığımız Cuma namazı farzı ayındır. Yani bütün Müslümanlar bunu ergenlik çağından itibaren kılmak zorundadır. Cenaze namazı ise farz-ı kifayedir. Belirli bir grup insan kılarsa diğer insanların kılmasına gerek yoktur. Yatsı namazdan sonra kılınan 3 rekatlık vitir namazıyla kurban ve ramazan bayramları ise vacip namazlardır. Bunlar farz kadar kesin değildir ama yapıldığında büyük sevabı olan terk edilmemesi gereken namazlardır. Nafile namaz dediğimiz ise farz ve vacip dışında kalan Peygamber Efendimizin kıldığı, bizlere de kılmamızı tavsiye ettiği, sürekli kılınan revatip olan, bazen kılınan regaib olan namazlardır. Revatip namazlar müekkede ve gayri müekkede olmak üzere ikiye ayrılıyor. İkindi ve yatsının ilk sünneti dört rekatlık sünnetler gayri müekkededir. Yani Peygamberimiz bazen bu namazları terk etmiştir, bazen de kılmıştır. Diğer namazların sünnet namazları ise nedir onlar? gayri müekket değil müekkettir. Yani peygamberimiz çoğunlukla o namazları kılmıştır, çok az terk etmiştir. Teheccüd namazı gibi teheccüd gece kalkılan kılınan namaz peygamberimize farzdı diğer insanlara, diğer Müslümanlara sünnettir. Mescide girdiğimiz zaman tahiyyetül mescid, saat 10 civarı kuşluk namazı, işte bir, iş, bir işimizin olup olmaması için namazı, ay ve güneş tutulmasının küsuf ve husuf namazları gibi namazlarda yine nafile namazlara örnek olarak verebiliriz. Bu arada unutmayın namaz dinin direğidir. Namazlarımızı ihmal etmeyelim. Ahirette ilk hesap namazdan olacak. Muhakkak bu şekilde bir soru gelir. Sabah namazının sünnetini kılınışını açıklayınız ya da farzını kılınışını açıklayınız şeklinde bir namaz sorulabilir. Unutmayın bütün namazların aslında kılınışı aynıdır. Ufak tefek ayrıntılar vardır. Namazların içindeki ve dışındaki farzları yaptığımız zaman namazlarımız kabul olur. Sabah namazının sünnetine diyelim kalktınız, kılacaksınız. Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılmaya. Uydum Kur'an'a deyip Allahu Ekber diye tekbir alıp ellerimizi bağlayacağız. Ayaktayken Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarekesmikü teala cettük ve la ilahe gayruk. Ardından Yavuzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim deyip Fatiha suresi. Elhamdülillahi Rabbil alemine rahmenirrahim maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in ihdinas sıratal mustaqim sıratal lezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim ve'd dallin amin dedikten sonra Kur'an-ı Kerim'deki 6666 ayetten herhangi birini ya da kısa surelerimizden herhangi birini okuyabilirsiniz. Mesela Bismillahirrahmanirrahim. İnne a'taynake'l-kevser fe salli lirabbike ven har inne şaneke'l-ebter dedik. Birinci rekatı tamamladık. Allahu Ekber diye ellerimizi diz kapaktan üzerine koyup rükuya gidiyoruz. Üç defa Subhan Rabbiyel Azim, Subhan Rabbiyel Azim, Subhan Rabbiyel Azim diyoruz. Ardından Semi Allahü Lümen Hamide deyip ayağa kalkıyoruz. Rabbena Lekel Hamd içimizden dedikten sonra Allahu Ekber diye secdeye gidiyoruz. Secdede üç defa Subhan Rabbiyel Ala, Subhan Rabbiyel Ala, Subhan Rabbiyel Ala diyoruz. Tekrar Allahu Ekber deyip oturuyoruz. Bir daha secdeye gidiyoruz. Yine üç defa Subhan Rabbiyel Ala diyoruz. İkinci rekata Allahu Ekber diye kalkıyoruz, ellerimizi bağlıyoruz. Yine Fatiha suremizi okuyoruz. Ardından herhangi bir ayet ya da herhangi bir sure okuyoruz. Mesela Bismillahirrahmanirrahim. Kul Allahu ehad, Allahu samed, lem yelid ve lem yület ve lem yekun lehu kufuven ehad deyip tekrar ruku, ayağa kalkıyoruz. Tekrar secdeye gidiyoruz. iki defa secde yapıp Allahu Ekber diye oturuyoruz. İki rekatı tamamladık. Şimdi Sırasıyla ettehiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena ve Rabbena filli dualarımızı okuyoruz. Önce sağa esselamu aleyküm ve rahmetullah, sonra da sola esselamu aleyküm ve rahmetullah diyoruz. Namaz bitiyor. Allahümme entesselamu ve minke selam, tebarak teyazel celal ve ikram diyerek de namazımızı tamamlayıp farz için ayağa kalkıyoruz. Farzda da erkekler kahmet getirerek yine aynı şekilde namazı kılıyorlar. Kadınlarsa kahmet getirmeden aynı namazı kılıyorlar. Sadece niyeti farklıdır. Niyet edin Allah razı olsun sabah namazını, farzını kılmaya. Tamam. Bu şekilde öğrenmiş olduk bunda. Orucun farz olması ilgili bir ayet meali yazınız. Oruç neydi? Niyet ederek imsak vaktinden iftar vaktine kadar yani gece kalkıyoruz o vakti imsak vakti denir. Akşam da, akşam ezanı okununca iftar vaktine kadar yemeden içmeden cinsi ilişkiden uzak durmaktır. Kur'an'da ey iman edenler Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden önceklere farz kılındığı gibi size de farz kılındığı ayette işte orucun e, İslam'ın şartlarından biri olduğunu namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak, hacca gitmek gibi kelimeye şehadet getirmek İslam'ın beş şartıdır farz olduğunu bize bildiriyor. Mali ibadetlerden zekat ibadeti ilgili bir sorumuz var. Zekat Kur'an'a göre kimlere verilir? Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinin 60. ayetinde bulunan yerlere zengin sayılan yani Nisap miktarı mala ulaşan o da 80,18 gram altındır ya da bunun eş değeri paradır ya da mal mülktür. Zorunlu ev eşyalarımız dışında, borçlarımız dışında işte bu kadar parayı varsa ve üzerinden bir yıl geçtiyse malımızın kırkta birini bir hak olarak fakirlere vermeliyiz. Çünkü o para bizim değildir. Allah Kur'an'da kimlere verileceğini şu şekilde yazmıştır. Sadakalar yani zekatlar Allah'tan bir fazl olarak ancak fakirler, miskinler, zekat toplayan görevliler, müellefe kulüp, köleler, borçlar, Allah yolunda olanlar ve yolda kalmış yolcular içindir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir diye bizzat bildirmiştir. Evet sevgili arkadaşlar kanalımızdan birinci dönem ikinci yazılı konularımızın özetlerini dinleyebilirsiniz. Yine birinci dönem ikinci yazılı sınav örneklerimizi diğer derslerimiz için de kanalımızdan izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi, Videolarımızı beğenmeyi unutmayın diyor. Hepinize derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyoruz.